Nöbetçi Tüter hoş geldiniz. 18 Ekim Salı gündemine beraber bakacağız. TR724 ekranlarındayız. Değerli izleyiciler, ilk haberimiz emniyetin çok büyük bir operasyonunu size duyuracağız. O kadar büyük bir operasyon ki İçişleri Bakanı bütün kurmaylarını topladı. Büyük bir gösterişle operasyonu anlattı. Operasyon dediği de 59 ilde bu KYK'ların ailelerine, cezaevinde olan insanlara, ailelerine ulaştırılan yardımlarla alakalı bir operasyon yapmışlar. 704 şüphelisi varmış. 543 kişiyi de gözaltına almışlar. Süleyman Soylu anlattı. Şimdi arkadaşlarımız ekranda görüntüleri verecek. Bu özellikle işini kaybetmiş ve aileleri geçinme zorluğu yaşayan ya da cezaevinde annesi babası olan insanlara bir şekilde yardım ulaştırmaya çalışan insanların peşine düşmüşler. İşte bankamatiklerden görüntüler elde etmişler. Yüzlerini böyle kapatıp böyle çok büyük bir operasyon izlenimi veriyorlar. Bir kere bankamatikten para çekmiş, yani parayı zaten bankaya resmi bir kanala sokmuş. Bu işi ne kadar gizli yapabilir? İşte şimdi görüntüleri görüyorsunuz. Süleyman Soylu bir şafak baskını değil dedi ama sabah yola çıkan araçları görüyorsunuz. Bu gelen yurt dışından geldi ihtilalden dövizleri böyle masalara dizmişler. Ama ne para sayma makineleri bulmuşlar, ne çelik kasalar bulmuşlar. Bununla alakalı 8 aydır çalışıyorlarmış. Süleyman Soylu bir miktar para geçirdik, ele geçirdik ama aslında paranın miktarı önemli değil. Önemli olan işte bu yöntemleri deşifre ettik diye. Yöntem dedikleri de işte insanların birbirlerine yolladıkları kargolarda koydukları yardımlar. 3 ile 6 bin lira arasında yardım yapılıyormuş ailelere. Ki 3 bin lira şu anki dövizin yükseldiğini düşünürseniz yaklaşık 150 euro gibi bir şey yapıyor. Yani geçinmeye çalışan insanlar 150 euro'nun peşine düşmüşler. Keşke bu 8 aydır böyle yüzlerce insanı takip ettikleri kadar gerçekten ülkede suçluları, uyuşturucu kaçaklarını tespit etseler. Herhalde ülkede uyuşturucu satıcısı kalmaz. Ama böyle birbirlerine anlattıkları bir operasyon. Bununla alakalı TR724 yazarı ve avukat Nurullah Albayrak'tan görüş almış arkadaşlarımız. İsterseniz onu izleyelim, devam edeceğiz. Evet, videomuz yayına hazırlanana kadar ben diğer bilgileri aktarayım. Değerli izleyiciler, biliyorsunuz özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu Mersin'deki kaza olsun, polis evine saldırı olsun, daha sonra Kadıköy'deki apartmandaki bombayla alakalı oldukça yanıltıcı ve farklı bilgiler vermişti. Epey bir karizma çizmişti. Maden kazası da üzerine binince böyle bir şova ihtiyacı vardı. Bot hesaplarında talimat vermişler. Bu operasyon yapıldıktan sonra botlar devreye girdiler ama istediği ilgiyi çekmedi. Çünkü artık insanlar bu tür haberlerle ilgilenmiyorlar. Maalesef olan garibanı oluyor, olan ihtiyaç sahibini oluyor. Daha önce de bu tür baskınlar yapmışlardı. Zeytinyağlarını dizip operasyon görüntülü olarak paylaşmışlardı. Hatta KYK'lı çocukların ya da annesi babası cezaevinde olan çocukların ailelerine ders veren öğretmenleri yakalamışlardı. KYK'lı öğrencilerini ailelerin öğrencilerine özel ders vermekle suçlanmıştı. Yardım yapmak diye bir suç yok. Asla bu iddia ettikleri hiçbirisi bir suç değil, bir örgüt değil. Bu insanlar eşleri cezaevinde. Eğer hiçbir maddi getirisi olmayan, hiçbir kazancı olmadığı zaman valilikleri, kaymakamlıkları gittiklerinde diyorlar ki eşler bizim hiçbir gelirimiz yok, nasıl geçineceğiz? O kaymakamlık ya da valilik diyor ki tamam, eşin neden cezaevinde, onun belgesini getir. O belgeye kocaman harflerle terör suçlamasını koyarak senin eşin terörden girmiş, o yüzden sana hiç yardım yapamayız diyorlar. Daha önce de AKP'li İstihbarat İl Başkanı yine bu mevzu geldiğinde ağaç kabuğu yesin demişlerdi. Ama insanlar dayanışıyorlar. İnsanların akrabaları var, insanların arkadaşları var. Doğal olarak eşleri cezaevinde olan ya da işini kaybetmiş, KYK'lı olduğu için de iş bulamayan on binlerce insan var. Bunlara işte küçük karınca kararınca yardım yapıyor. Bunların peşine düşmüş koskoca devlet. Bunu da çok büyük bir operasyon gibi sunuyor. Eğer videomuz hazırsa Nurullah Bey'i dinleyebiliriz. Ya maalesef Türkiye'de özellikle son 6 yıldır yargı eliyle, kolluk eliyle insanlara ciddi anlamda zulmediliyor. Bir günde 700 kişinin gözaltına alındığı bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Ya bu cahiliye dönemi adetleri gibi bir adet yani. Sen madem böylesin, bu insanlara yardım edilmesini istemiyorsun. AKP iktidarı olarak sen yardım et o zaman. Sen yardım et, başkaları yardım etmesin. Yardım etmek durumunda kalmasın. Yani sen bu insanlara yardım etsen böyle bir şey olmayacak. Hem işlerinden ihraç et, hem sosyal bir ölüme maruz bırakacak şekilde tüm haklarını ellerinden al. Ondan sonra birisi 3.000 TL, 100 euro yardımda bulundu diye operasyon yap ve büyük bir operasyon, bunu da büyük bir gösteri şeklinde insanlara göstermeye çalış. Yani normal şartlarda cezaevine düşen birisinin ailesine
devlet tarafından yardım yapılması lazım. Yani aslında konuştuğumuz hadise devletin yapması gereken, daha doğrusu iktidarın, şu anki iktidarın yapması gereken, yasal olarak yapması gereken bir yardımı yapmadığından dolayı o insanların arkadaşı, eşi, annesi, babası, kardeşi, yakını tarafından yapılan yardımların ya terör suçlamasıyla olarak karşımıza çıkması kadar abes bir şey yok. Yani biz bunu daha önceki örneklerde de gördük ya, olması gereken de bu. Yani normalde insanlar ya cezaevine düşmüş siyasi mahkumlarla, mahpuslarla ilgili de gayet normal böyle bir şey. Bir dernek kurulup dernek üzerinden bu insanlara yardım edildiği örneği de gördük. Askerlerin gözaltına alındığı, tutuklandığı dönemlerde askerlerden yardım alınmak suretiyle bu insanlara aktarıldığı. Ya bu insani bir faaliyet. Buna kimse suç faaliyeti diyemez. İnsanlara karşı suç işliyorlar diyorduk ya. Şu anda insanlığa karşı operasyon yapıyorlar ya, bunu yapmak suretiyle. Evet arkadaşlar, bu gazeteci Sevinç Özarslan'ın bir tweet'i vardı bu konuyla alakalı. Hemen onu da ekrana getirirsek onu da izleyicilerimize paylaşmış olalım. Sevinç Özarslan bugün gözaltına alınan kişilerden bir tanesinden bir fotoğraf paylaştı. Anne evde kek yaparken, çocuklarının beslenme çantasını hazırlarken polisler gelmiş ve manzara bu. Bastıkları ev bu, götürdükleri insanlar bunlar ve ama polislerin baskına rağmen çocuğumun beslenme çantasını yine de hazırladım diye de not göndermiş gözaltına alınan bir anne. Böyle insanları aldılar. Şimdi ekranlarda görüntüler gelmişlerdi. Böyle toplu gözaltılar yapmışlar. İşte finans ağını çökerttik. Bankamatikten para çeken insanların gözünü şey yapıp böyle bir, nasıl diyeyim, böyle bir sanki gizli saklı işler yapılıyormuş gibi bir izlenim vermişler. Ama peşine düştükleri insanlar eşleri cezaevinde olan ya da işini kaybetmiş ya da kaykala olduğu için iş bulamayan insanların aileleri, aile üyelerinin peşine düşmüşler. İşte koskoca devlet bunlarla uğraşıyor. Süleyman Soylu açıklamıştı operasyonu, size bahsettiğim gibi. Yani Türkiye'deki bütün uyuşturucudan sorumlu Suç İşleri Bakanı. Türkiye'de ne kadar baron varsa, ne kadar kirli insan varsa, en son AKP il başkanı biliyorsunuz uyuşturucuyla yakalanmıştı. Onun da Süleyman Soylu ile fotoğrafı çıkmıştı. Türkiye'deki bütün kirli işlerin başındaki adam büyük bir operasyon olarak bunu açıkladı. Şu an el sıkıştı insan Turgut Aslan. Operasyon ismini, onun adını vermişler. Turgut Aslan 15 Temmuz'da yaralanmıştı. 15 Temmuz'a kanıt arıyorsanız benim diyen insanlardan biriydi. Çok doğru bir söz gerçekten. 15 Temmuz'a, kumpasına kanıt arıyorsanız kendisi yürüyen bir kanıt. 15 Temmuz'dan bir gün önce emniyete jandarma mensuplarının gözaltına nasıl alınacağıyla alakalı toplantılara katıldığını anlatmıştı. Çok şaibeli bir yaralanma hikayesi var. Gözleri kapalıyken kimin ateş ettiğini de bilen, ki jandarma biliyorsunuz 15 Temmuz'un en karanlık muhitlerinden bir tanesi, ellerini kaldırıp teslim olan askerlere sniperlarla ateş etmişlerdi. Birçok insan da hayatını öyle kaybetmişti. Bu operasyonun mahkeme safhatını geçince, gözaltılarda ifadeler gelince gerçekten çok daha komik, çok daha trajikomik belgelere ulaşacak. İnsanlar, bu gelen paralar, miktarı, alınanlar. Ya düşünebiliyor musunuz? Bir örgütten bahsediyorlar. Mani finans kaynağı diyor. İnsanlar bu parayla pirinç, bulgur alıyorlar. Çocuklarına süt alıyorlar. Ama bunun da peşine düşmüş terör diye. Evet, yapacak bir yorum yok. Maalesef Türkiye'de durum bu. Zulüm bu boyutlarda. Eğer bunları görüp şey yapanlar varsa, aman bir türlü bitmedi falan diyenler varsa çok yazık. Bu bir insanlığa karşı bir suç. Cezaevinde eşleri olan ya da işini kaybetmiş insanlara yardım yapmak insani bir faaliyettir. Bunu terörize etmek gerçekten çok büyük bir zulüm ve bu zulüm mutlaka gelir, oh olsun diyenleri de bulur diyelim. Bir sonraki haberimize geçelim. Şimdi yurt içinde tabii bunları pazarlamak, kapattıkları televizyonları, gazeteleri düşünürsek tek kale maç oynayıp bunları böyle büyük terör olaymış gibi göstermek kolay. Ama yurt dışında bunlar yenmiyor, geçerli olmuyor. Ahim bugün tekrar bir karar verdi. Biliyorsunuz yargı mensupları Ahim'e başvurmuştu. Ahim bunları gruplara bölmüştü. Her grup içinde hak ihlali demişti. Bugün de 167 yargı mensubu için karar vermiş. Sayı toplamda 877 oldu. Biliyorsunuz hakim ve savcıları gözaltına alınmak için bazı şartların sağlanması lazım. Onlara yasanın getirdiği, bütün dünyada olan bir dokunulmazlık var. Ya suçüstü ya da makul şüphe. Ahim demiş ki Türkiye'nin tezleri yanlış. Ne makul şüphe vardı, ne suçüstü vardı. O yüzden bu insanlara 5.000 dolar tazminat ödeyeceksiniz de hükmetti. Dediğim gibi 2016 yılından beri bunlar başvurabilen hakim ve savcılar olduğunda altını çizerek 877'ye ulaştı. Yani daha darbenin ilk saatlerinde özellikle görevden alınan ve tutuklanma ve gözaltı dalgası başlatılan hakim ve savcılarına yönelik hukuksuzluk tekrar Ahim'den döndü diyelim ve siyaset gündemine geçelim.
Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan gençlerle birlikteydi. İnsan diye, yani bu kadar olay anlattıktan sonra yani insan gibi bir toplantı organize etmesi de ilginç olmuş. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin düzenlediği toplantıda Erdoğan yine kesin ağzını açtı. Biliyorsunuz yazın staj yapan gençlere asgari ücretin %30'u oranında bir ödeme yapılıyordu. Erdoğan dedi ki hayır, asgari ücretin tamamını size vereceğiz. Şu an 6 bin civarında tekrar büyük bir zam yapmayı bekliyorlar. Yani seçimden önce gençlere o 3 ay, 2 ay, 1,5 ay çalışma sürecini göz önünde bulundurduğumuz zaman ceplerine para vererek seçime girmenin stratejisini yapıyorlar. 150 bin kişi bundan faydalanacakmış. Erdoğan konuşmada çok ilginç. Yani hangi dünyada yaşıyorsun, hangi paralel evrendesin edecek. Bir şeyler de söyledi, ona kulak verelim. Bugüne kadar 23 ayrı yerde 400 bini aşkın kayıtlı gencimizi 5000'den fazla işverenle bir araya getiren bölgesel kariyer fuarları da bir diğer önemli çalışmamızdır. Yurt dışında eğitim gören Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi yetenekleri kazanmaya yönelik uluslararası kariyer fuarlarımızı da 10 ayrı ülkede gerçekleştirdik. Türkiye artık iyi eğitimli evlatlarının kariyer için yurt dışına gittiği değil, yurt dışında eğitim gören evlatlarını kendine çeken bir cazibe merkezi olmuştur. Hatta diğer ülke vatandaşlarından yetenekler de küresel marka haline gelen şirketlerimizde çalışmak üzere Türkiye'ye yönelmektedir. Evet, Türkiye bir cazibe merkezi olmuş. Kaçan kaçanı, herkes yurt dışına nasıl gidebilirim? Özellikle doktorlar çok diyorsunuz ama doktor haricinde bütün meslekler, herkes, beyaz yakalılar, çok iyi ücret kazananlar dahi Türkiye'yi terk etme peşindeyken Erdoğan söylediğini görüyorsunuz. Gençler artık eğitim alıp Avrupa'da Türkiye'ye geliyorlarmış. Türkiye artık bir cazibe merkezi olmuş. Gerçekten hangi hayal dünyası bu? Tam tersine bütün resmi istatistikler, hatta Avrupa Birliği ilgili kurumları Türkiye'de Avrupa'ya büyük bir göç olduğu, sadece siyasi sebeplerle değil, aynı zamanda maddi sebeplerle de çok büyük bir göç dalgası Türkiye'de var ve özellikle gençler umutsuz. Erdoğan konuşmasında her gence bir üniversite kontenjanı ayarladık dedi. Bu apartman üniversiteleri 3, 4 katlı, 5 katlı apartmanları üniversite olarak sayıyor. İnsanlar üniversite bir şekilde giriyorlar ama çıktıklarında işsizler, gelecek yok. Mezun olsalar da hiçbir şekilde geçinebilecekleri bir maaşı elde edemiyorlar. Hatta siz de sosyal medyada çok diyorsunuzdur. Çok parlak meslek gruplarında bu iş yapacağıma gidip Avrupa'da şu işte lokantada çalışırım, çok daha iyi bir hayat sürerim diyen insanlar var. Hayat derken rahat bir hayat, insani bir hayatı kastediyoruz. Ama Erdoğan görüyorsunuz yalanın bir sınırı yok. Neticede bunu bütün kanallarda pompalayacaklar. Sanki böyle bir gerçek varmış gibi. Aynı Avrupa'da marketler boş gibi, Amerika'da marketler boş yalanı gibi. Kılıçdaroğlu'na geçelim. Kılıçdaroğlu biliyorsunuz geçen hafta grup toplantısı yapamamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Amerika gezisini savundu Kılıçdaroğlu. Önce iki tane fotoğraf gösterdi dinleyicilere. Dilerseniz Kılıçdaroğlu'nu seyrederek başlayalım. İki fotoğraf arkadaşlar. İki fotoğraf da Türkiye'ye ait. Bir fotoğrafta ben varım. Dünyanın en önemli bilim insanlarıyla beraberim. Profesör Bilge Yıldız, nükleer bilim MIT'de çalışıyor. Doçent Candan Dağdeviren, fizik bölümü MIT'de çalışıyor. Harvard'da çalışan Gökhan Hotamışgil var. Efendim Mehmet Toner var. Harvard'da gene biyomedikal konusunda dünya çapında bir insan. Daron Acemoğlu var. Bir de şu tarafa bakın değerli arkadaşlarım. Bu da Türkiye gerçeği. İkisinin arasındaki fark nedir? Siyahla beyaz kadar bir fark vardır. Burada özgürlük var. Burada yasaklar ve sansür var. Burada beşli çeteler var. Beşli çeteleri koruyanlar var. Hırsızlık yapanların soruşturulmaması ile ilgili çıkan kanuna el kaldıranlar var. Burada ise Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için çalışan insanlar var. Burada pudracılar var. Burada aklını saraya kiraya verenler var. Burada özgürce düşünenler var. Eğitim var. Sanat var. Kültür var burada. Bununla bizim bir işimiz yok. Hiçbir işimiz yok. Biz buyuz. Evet, CHP Genel Başkanı doğru sözlerine evet. Siyasetten bir getirisi var mı? Çok şüpheliyim. Biraz önce Erdoğan haberini beraber paylaştık. Nasıl insanların cebine para sokarım, seçimi satın alabilirim diye planlar yapıyor. Böyle soyut işte bilim, yol göstericimiz, ışık, yani bunlar
Belki sizi izleyenler alkışlayabilir ama maalesef halk nezdinde, özellikle seçimleri kazandıracak oylar nezdinde çok büyük bir getirisi yok. CHP Genel Başkanı bizi eleştirenler Kasım'ı beklesin dedi. Bu Kasım Berat'ın işte Mart Şubat'tan iyi olacak, Nisan Mart'tan iyi olacak gibi mi, hep beraber göreceğiz. Ne açıklanacak? Kimileri adayın açıklanacağına dair yorumlar yapıldı. Kimisi CHP'nin seçimlerle alakalı yeni bildirisi olduğunu tahmin edenler de var. Ama Kılıçdaroğlu Kasım'ı beklesin. Özellikle bizi eleştirenler de dedi. Bahçeli 8 saat sır, biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu Boston'dan New York'a geçmişti. New York'ta o AKP Erdoğan'ın ailesinin kaçırdığı paralarla yaptırılan Gökdelen'in önünde fotoğraf çektirmişti. O daha önce programda yer almadığı için 8 saat ortadan kayboldu diye de havuz basında haberler yapılmıştı. Bahçeli o 8 saatin esrarını açıkla demişti. Kılıçdaroğlu dedi seni parasını ben vereyim, seni ben konaklatayım, Amerika'yı bir gez, bu işler ne kadar süre alıyor hep sen de görürsün dedi. Bahçeli'ye o şekilde cevap verdi. Diğer bir konuşmacı da Bahçeli'ydi, onu dinleyebiliriz. Bahçeli'nin gündeminde Amasra'daki maden kazası vardı. Amasra'daki maden kazasını Soma'yla kıyas edip aynı facia yaşandı, önlemler alınsaydı bunlar yaşanmazdı diyenlere Bahçeli hastalıklı zihniyet olarak nitelendirdi. İzleyelim. Başbakan Erdoğan'ın yaşanan maden faciası ile ilgili bunlar olağan şeylerdir. Bunun yapısında, fıtratında bunlar var. Hiç kaza olmayacak diye bir şey madenlerde yok demesi acımasız ve kalpsiz bir şahsiyetin zırvasıdır. Başbakanın fıtratında hortumlayarak zenginleşmek, Somalı madencinin fıtratında toprak altında can vermek vardır. Yani başbakana göre 301 işçimizin ölümü sıradandır ve literatüre uygundur. Açıkça söylüyorum, başbakanın fıtrat dediğine gelişmiş ülkeler cinayet demektedir. Aksini düşünmek bile abestir. Amasra'yı konuşuyorken 8 yıl önceki Soma felaketini hatırlatmak maksatlıdır, hastalıklı bir yaklaşımdır. Evet, inanıyorum siz de çok şaşırdınız bu ne diyor dediniz ama daha sonra 2014 yazısını görünce siz de anlamışsınızdır. 2014 yılında Soma faciasının hemen sonra yaptığı grup toplantısıyla Amasra kazasından hemen sonra yaptığı grup toplantısı aynı kişi, çok farklı sözler. Birinde Erdoğan'a katil derken öbüründe insanları, maden kazasını sorgulayanları hastalıklı bir yaklaşım olarak görüyor. Aynı şekilde bu kaza yaşanan madenle alakalı biliyorsunuz Sayıştay raporları ortaya çıkmıştı. Bahçeli bu raporları kim çıkardı? Önünü arkası araştırmalı lazım dedi. Yani bu insanlar neden öldü araştırılsın değil. Bu ihmalleri kim haberleştirdi? Kim kamuoyuna servis etti? Onların peşine düşüyor. Yani ilk haberden itibaren yardım yapan insanların operasyondan tutun bu muhalefet liderlerine kadar aslında gerçekten yani Türkiye çok talihsiz bir ülke. Allah belasını vermiş yani çok daha böyle bir felaket bekleme gerek yok. Yönetenler ya da yönetecek olanlar bu olduğu bir yerde gerçekten işimiz zor. Bir diğer muhalefet liderine geçelim. Bugün HDP'de konuşma sırası Pervin Buldan'daydı. Eş genel başkan konuşmasının neredeyse tamamını Amasra'daki maden kazasına ayırdı. Kurdukları Sosyalist İttifakı Türkiye'nin en büyük ittifaklarından biri yapacaklarını söyledi. Pervin Buldan dinleyelim. Bu saray yutan saraydır, yutan saray. Evet, halkın geçim kaynaklarını, halkın geleceğini yutan bir sarayla karşı karşıyayız. Pervin Buldan'ın konuşmasının devamında AKP'yi en büyük işletme olarak söyledi ve değerli arkadaşlar hepimizi işletiyorlar dedi Pervin Buldan. Maden kazasıyla alakalı devam edelim. TR24'ün özel bir haberi var. Biliyorsunuz 41 madenci hayatını kaybetti. Onları tekrar rahmet dileyelim, ailelerine sabırlar dileyelim. Yalnız bütün yayın organlarında, hükümetin kontrolündeki yayın organlarında sadece 26'sının ismi açıklandı. Bugün girin maden kazasında ölenler diye aratın. Sadece 26 kişinin ismine ulaşacaksınız. 15 kişi yok. Eğer bu insanlar cesetler çıkartılmışsa kişiler de tespit edilmiştir. Bunların kim oldukları dair hiçbir bilgiye ulaşamayacaksınız. TR24'ün özel haberinde ulaşılan bilgiler bu insanların yabancı işçi olabileceği, Afgan ve Çinli olacağı ile ilgili güçlü iddialar var. Bunu yabancı misyonları da kaynaklar teyit ettirmiş. Zaten ustabaşının bir tanesinin Çinli bir mühendis olduğu zaten biliniyordu. Diğer 15 kişi neden açıklanmıyor? Bunu buradan yetkililere soralım.
Sadece 26 kişinin ismi açıklandı. Diğer 15 kişinin ismini neden açıklamıyorsunuz? TR24'ün ulaştığı iddialara göre bu insanların yabancı işçiler olacağı, o yüzden tepkilerden çekinerek bu isimlerin gizlendiği söyleniyor. Bu 41 kişinin tamamının ismi açıklanana kadar da bu şaibe devam edecek. O yüzden bir kez daha söylüyoruz. Bu diğer hayatını kaybeden 15 kişi kim? Bunlar nerede? Hatta İstanbul'a bazı yaralılar götürmüştü biliyorsunuz. Onların dahi isimleri kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu özel haberimizde paylaşmış olduk. Bir sonraki haberimize geçelim. Bir sonraki haberimiz hükümetin aslında bir itirafı. İbrahim Kalın Erdoğan adamlarından sözcüsü A Haber'e konuşmuş. Zaten başka bir yere de konuşmuyorlar. Bir öyle birkaç defa yabancı ajansa konuşmuştu. Gerçekten gazeteciler karşılığını gelince dayak yemişe dönmüştü. Daha önce de havuza verdiği başka bir açıklamada Rusya'nın adil bir dünya kurmak için çalıştığını söylemiş. İşte o İbrahim Kalın. BOTAŞ'la alakalı geçen hafta aktardığımız bir iddia vardı biliyorsunuz. BOTAŞ Ruslara dedi ki para yok, döviz yok. 2023'te biz size borçları ödemeyelim. Bunu 2024'de yapılandıralım. Daha önce de bir anlaşma yapılmıştı biliyorsunuz. Ruble ile %25 ruble ödenecekti. Ruble ödenebilir çünkü hem Rus turistler geliyor hem de Rus kara parası geldiği için ruble var. Biraz %25'in ruble ile öderiz ama kalan dolar kısımlarını 2024'de erteleyelim. Döviz bitti demişti. Bu haberi Bloomberg yapmıştı. Bloomberg bu haberi yapar yapmaz hemen kıyameti kopardılar. Sputnik'e işte yetkililer açıklama yaptı. Bu haberleri sildirdiler. Bütün mecralardan Bloomberg'in biliyorsunuz Habertürk'te işbirliği var. Türkiye'de de bu haberleri sildirdiler. Bloomberg kendi yaptığı haberi sildi. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey yok kesinlikle. Biz sadece gaz fiyatı çok yüksek. Fiyat kalın gelmiş. Onun pazarlığını yapıyoruz demişlerdi. Ama İbrahim Kalın'a habere demiş ki evet görüşmeler sürüyor. Bu konuda gelişme kaydedeceğiz. Yani dövizin bittiği bir itirafı. Daha acısı işte bu paralarla neler yapacaklar? İşte seçimleri harcayacaklar. Putin zaten Erdoğan'ın kazanması için elinden gelen her şeyi yapıyor. İşte teknik bilgi olsun, işte Türkiye gaz üssü yaparız falan diye içeriye pompalayacakları müjdeleri de veriyor. Ama aynı zamanda maddi yardımlar da yapıyor. Çok büyük ihtimalle Türkiye'nin 2023 gaz ödemeleri iptal olabilir. Benzerini Macaristan'a Ruslar kabul etmişti ki Türkiye Macaristan'dan çok daha önemli bir ülke ve müttefiki diyebiliriz artık. Erdoğan'la Putin'in yakınını gördükten sonra bu gelişmede yaşanacak, yakında bunu da anons ederler. Kapadokya'da üzüntü verici bir olay yaşandı. Bir balon faciası. Zaman zaman bu tür balon facia haberlerini paylaşıyoruz. 28 yolcu, 2 mürettebatın olduğu balon yere sert iniş yapmış. Aniden çıkan rüzgardan sonra acil iniş yapmaya çalışırken sert bir şekilde yere inmişler. Ve 2 İspanyol turistin hayatını kaybettiği 5 tane de yaralı var diyelim. Ve son haberi, ne kadar sansür yasası geçirirlerse geçirsinler gazeteciler durmuyor. Özellikle yurt dışında mesleğine devam etmeye çalışan gazeteciler durmuyor. Frankfurt Kitap Fuarı dünyanın alanındaki en önemli fuarı 70 yıldır gerçekleştiriliyor. Yarın başlayacak ve burada Uluslararası Gazeteciler Derneği'nin etkinlikleri var. Bütün Türkiye'deki gelişmeleri korkusuzca, cesurca aktaran gazetecilerin programları var. Şu an ekranlarda konuşmacılar geliyor. Çoğunda yakından tanıdığınız isimler. Bu senenin konsepti Ukrayna olduğu için Ukrayna ile ilgili de oturumlar düzenlemiş Uluslararası Gazeteciler Derneği. Hem Ukrayna ile ilgili programlar olacak hem de Türkiye medya demokrasi ile alakalı faaliyetler olacak. Bunu sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz. Bu gazetecilere destek olmak lazım diyerek bugünkü bültenimizi tamamlıyoruz. Evet, çok İç parçalı, üzüntücü haberler verdik. Özellikle zor günler yaşayan insanlara yardım yapanların da gözaltına alındığı gibi çok iğrenç, zulüm, nefret ve soykırım operasyonuyla yaptık. Dileriz çok daha güzel günler vereceğimiz, haberler vereceğimiz günler gelir diyerek hoşça kalın diyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yarın editör masasında görüşmek üzere.